arkamda kale gibi duvarlar, tel örgüler, gördüğünüz beton bariyerler var. Burası neresi diye sorarsanız şu an Ankara'nın merkezindeyiz. Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın ana merkezi Güvercinlik Meydanı'ndayız. Buraya Milli Savunma Bakanlığı'nın özel izniyle davet edildik. Ve içeride göreceğimiz ekipmanlar, mühimmatlar, silahlar komandolarımızın arazide kullandığı tüm malzeme, silahları var, yiyecekleri var ve çeşitli ekipmanlar var. Şimdi içeride bunları göreceğiz. Kurulan üs bölgelerinde güvenliği sağlamada görmüş olduğunuz insansız hava araçları çok önemli bir rol oynuyor. Burada şu an gördüğümüz Serçe 2, Aselsan ve Altınay'ın ortak olarak kurdukları Dasal Havacılık Şirketi'nin ürünü ve gördüğünüz üzere uzun süre havada kalabiliyor ve etraftaki bütün tehditleri Serçe yerdeki operatöre ileterek güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir faktöre sahip. Akın emniyetinden alınması maksadıyla İnsansız hava aracından elde edilen görüntüler kesintisiz olarak incelenmekte. Böylece üs bölgesine yapılması muhtemelen saldırılara önceden gerekli tedbirler alınmaktadır. Burada üs bölgesinin çevre emniyetinin alınması maksadıyla ikisi sabit, dördü hareketli olan kamera sistemlerinden alınan görüntüleri görmektesiniz. Operatör 24 saat esasına göre kameralardan elde edilen görüntüleri izlemekte. Böylece üs bölgesine olması muhtemelen saldırılar önceden engellenmektedir. Kullandığımız silahlar arasında PMT 76-57A otomatik tüfek 1250 mm uzunluğunda, 850 metre destirli menzilinde, mayon şeridinde düzenli olarak beslenen, seri olarak ateş eden bir silahtır. İsmindeki 57 ağa, Çanakkale Savaşı'ndaki 57. alaya hitaben verilmiştir. En çok merak edilen konulardan biri, komandolarımızın kullandığı özel tüfekler arkada gözüküyor. Ve şimdi detaylarıyla birlikte komutanımız bu tüfekleri anlatıyor bize. Thank you.
Komandoların silahları kadar tabii ki iyi beslenmeleri gerekiyor. Ortalama günlük olarak 5000 ila 4600 kalori arasında toplam yiyeceklerin kalori toplamı bu şekilde. Sabah kahvaltıları var, ara öğün, öğlen ve akşam yemekleri var. Tabii ki insan vücudu gerekli besini alamadığı zaman çalışması, performansı her yerde olduğu gibi düşüyor. Evet, karşımızda akordiyon engel sistemleri gözükmektedir. Akordiyon engel sistemleri içerisine kum, buz, çakıl toprak dolduran bariyerlerdir. Kurulması kolay ve sevk edilmesi kolaydır. İstenildiği takdirde üzerine kafesteli ve dikenli şeritleri suhaneyle destekleme yapılabilmektedir. Üstten ve alttan mazgalı menziller ilave edilmektedir. Ayrıca üst bölgemizde beton bunker mevziği bulunmaktadır. Beton ve bunker mevziği 14 ton ağırlığında saldırılara karşı uygun kalınlıkta imar edilmiştir. Üst bölgemizde mayın ve bomba arama köpekleri bulunmaktadır. Ayrıca üst bölgemizin etrafı çeşitli boyutlarda beton T duvarlarla çevrilmiştir. Üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta ve kurşun geçirmez camları imal edilmiş monoblok köpek kulübesi yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir ağaç kullanılmadan birbirine geçmeli bloklardan oluşan İki katlı balistik kule adı verilen Lego kule önümüzde durmaktadır. Arkamda görmüş olduğunuz briketler aslında çocukların Lego oyuncakları gibi üst üste dizilerek bu görmüş olduğunuz kule inşa ediliyor. Ve gerektiği zaman istenilen noktaya bu kuleler hızlı bir şekilde hazırlanarak bu şekilde görüldüğü gibi arkamda görmüş olduğunuz briketler aynı Lego gibi herhangi bir harç kullanılmadan, herhangi bir yapıştırıcı bir madde olmadan üst üste biniyor ve şu görmüş olduğunuz kule inşa ediliyor. Ve bu kuleyle bölgenin daha yüksekten kontrolü sağlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle sınır ötesi operasyonlarda farklı üst noktaları kuruyor ve buradaki personel 24 saat yaşadığı için bunker olarak adlandırılan bu tür beton yapılar kuruyor. Bu beton yapılar, arkadaki cam örneğin görüyorsunuz, kurşun geçilmez özelliğe sahip ve ağır silahlara yakın bir şekilde yapılan atışları, roket atışlarını, havan atışlarından bu gördüğünüz özel üretilen beton etkilenmiyor ve personelin emniyetle işte koğuş olarak kullanılıyor, yatakhane olarak kullanılıyor, sosyal alan olarak kullanılıyor bu bunkerler ve modüler yapıları sayesinde farklı farklı görevlerde rahatlıkla çevrilip kullanılıyor. Bölge boşaltılacağı zaman tekrar bu beton bloklar alınıyor ve bir sonraki yere doğru taşınıyor. Görmüş olduğunuz bunker yaşam alanı 6 kişiliktir. Bunkerlar modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlar. Modüler banyo konteyneri 2300 kilogram ağırlığındadır. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkanı sağlar. 2 ton soğuk su kapasitesi 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler tuvalet konteyneri 2000 kilogram ağırlığındadır. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Helikopter ile havadan taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. 5 adet tuvalet, 5 adet lavabodan oluşur. 2000 litre su kapasitesine sahiptir. Alanda bulunan Türk Yaşam Destekli ülkeleri 30 kahvaltı jeneratör vasıtasıyla desteklenmektedir. Burada görmüş olduğunuz güneş enerji paneli, personelin şahsi cep telefonu şarjı, telsiz motorasyonu ve aydınlanma ihtiyacı için kullanılmaktadır. Modüler olarak sallanmıştır. 540 watt elektrik verimleri imkan ve kabiliyete sahiptir. Yorulma modüle çamaşır konteyneri 3500 kilogram ağırlığındadır. 10 adet 9 kilogram, 1 adet 20 kilogram çamaşır yıkama makinesi, 1 adet 20 kilogram çamaşır kurutma makinesi mevcuttur. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Emniyetimizdeki taktik tekerlekli araçlara vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Robotların önce
Soğuk hava konteyneri. İki bölümden oluşur. Et bölümü 11,5 metreküp. Sebze bölümü 16 metreküp hacme sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. 7. Anadolu'nun fabrika müdürü tarafından imal edilmiştir. Röportajda tutmak gibi. Personelin temiz ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Modüler olarak tasarlanmıştır. Envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlarıyla taşınabilmek imkan ve kabiliyetine sahiptir. Üstün seyahat sahra fırın ötesi. Personelin ekmek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Altı personeliyle 8 saatte 6240 ekmek üretmeye imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Eray Seyyar Sahra Mutfak Ünitesi 250 ila 400 kişilik 4 çeşit yemeği pişirme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Üst bölgesinde görevli personelin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Modüler yapıdadır. İstenildiğinde envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler görev konteyneri 2 hasta yatağı, 2 muayene masası, 1 seyyar cerrahi aparatör, 300 litre su tankından oluşur. Modüler tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir.